İnsanoğlu çarkın içine giriyor. Belli bir çarkın içerisine giriyor. Zamanında bundan 15, 20, 25 sene önce bir işe atılıyorsun. Diyorsun ki bu iş tutar. Ben bu işte para kazanırım ve ailemi geçinirim diye düşünüyorsun ve giriyorsun işin içine. 8-18 arasında çalışıyorsun. Kendine göre başarılısın. Bir çarkın içerisine girdin. Hayat devam ediyor. Sen evleniyorsun. Sonra zaman ilerledikçe çocukların oluyor. Ve çocukların nasıl büyüdüğünü anlayamıyorsun o çarkın içerisinde dönerken. Bir bakıyorsun ki aradan 15 sene geçmiş. Kızın olmuş 10 yaşında veya 15 yaşında. Zaman sanki elinden akıp gitmiş. O çarkın içerisindeyken zamanın nasıl geçtiğini anlayamadım. Sonra benim gibi birisi çıkıyor. Sana uyan artık diyor. Bak sen bir çarkın içerisindesin diyor sana. Sen de düşünüyorsun, oturuyorsun. Düşünüyorsun uzun uzun. Diyorsun ki hayat bu değilmiş. Ben 15 sene ve 20, 25 seneden beri bu işi yapıyorum. Ama tamam iyi güzel. Bir yere kadar geliyorum ama ilerleyemiyorum. Bir çarkın içerisindeyim ve ilerlemek istiyorum, büyütmek istiyorum işimi. Görünmeyen bir cam var. İlerlemiyor işler. Hatta artık başaramama korkusu oluyor sende. Kaybetme korkusu oluyor. Belli bir imaja sahipsin, belli bir kariyere sahipsin. Senin çoluğun çocuğun var, sorumluluğun var. Ve elindeki işini kaybetmek istemiyorsun artık. Bir korku geliyor. Diyorsun ki bu değil ki. 15 sene önce de aynıydı, şimdi de aynı. Bir şey değişmemiş. Çünkü ben o çarkın içerisindeyim. Zamanın nasıl akıp geçtiğini bilmiyorum. Çocukların nasıl büyüdüğünü anlayamadım bile diyorsun. Ve için daralıyor. Hayatın bu olmadığını anlıyorsun. Hayat bu değil ki. Gerçek hayat bu değil ki. Benim ailem de var. Çocuklarım da var. En son ne zaman ailemle doya doya keyif aldım diyorsun. Düşündürüyorum belki seni bu video ile. Başarı hep aynı yerde saymak mı acaba? İlerletmemek mi? İşini daha da büyütmek değil mi? Bunları yaparken işin yanında aileni ihmal etmek başarı mı? Kendinle ilgilenmemek, kendine zaman ayırmamak, kendine değer vermemek başarı mıdır sence? Değil arkadaşlar. Sağlığını kaybetmek işin arkasında koşarken başarı mıdır? Hayır değil. Etrafında kimse kalmıyor değerli arkadaşlar. Zaman ilerliyor. O çarkın içine bir kere girdin mi? Etrafındakilerini göremiyorsun. Gelişmeyen bir işin var. Sürekli uğraşıyorsun. O tavanı geçmek istiyorsun ama zaman ilerliyor. Ona odaklandın, işine odaklandın. Büyütmek istiyorsun işini. Ama kendini, çocuklarını, aileni, dostlarını ihmal ettin, sağlığını ihmal ettin. Hayat bu değil. Bu sadece israf. Bu sadece ömrünü tüketmek. Kendinle tanışmadan ömrünü tüketmektir. Kaliteni arttırmak için bir şeyler yapman lazım. Şimdi sana şunu söyleyeyim. Eğer sen çarkın dışına çıkarsan, hani bu çark var ya, kısır döngü. Bunun dışına çıkarsan gerçek hayatın olduğunu da sana bildirmek istiyorum. Gerçek hayatta, yani bu çarkın dışına çıktığında kaliteli hayatın ne kadar önemli olduğunu öğrenebilirsin. Yani kaliteli hayatın içerisinde İş var, işinde başarılı olmak, daha önceden 15 saatte yaptığın işi 4 saatte yapmak ve başarmak, potansiyelini iyi kullanmak, verimli bir iş hayatı. Bu işin yanında zamanın çok olduğu için ailene zaman ayırmak, eşinle beraber, çocuklarınla beraber kahkaha atmak, kendinle ilgilenmek, sağlığını korumak için kendi bakımını yapmak, sporunu yapmak. Böyle hayatlar var arkadaşlar. Ama çarkın içerisindeysen göremezsin bunları. Ama bunun çarkın dışında böyle hayatlar var. Kaliteli hayat senin de hakkın. Ama yapman gereken şey ne biliyor musun? Dışarıya bakmak, uyanmak. Başka hayatlar da var. Kaliteli hayatlar da var. Çarkın dışına çıkarsan ama bunu görebilirsin. Hani o kısır döngü var ya, onun dışına bir kere çıkman lazım. Yani şöyle düşün. Kendine tuğla ile ördüğün bir duvar var etrafında 20 seneden beri. Bunlar yükseldi. Ve o yüzden sen sadece bu tuğlanın içerisinde hayatın olduğunu zannediyorsun. İşte o çark. Yapman gereken ne biliyor musun? Şu tuğlanın üzerine çıkıp şöyle duvarın üzerine çıkıp bakmak. Gerçek kaliteli hayatlar var değerli arkadaşlar. İnsanlar
hem işiyle ilgileniyor, hem ailesiyle, çocuklarıyla ilgileniyor, kendisiyle ilgileniyor, sağlığıyla ilgileniyor. 85 yaşına gelmiş adam Everest'e çıkıyor. Kendisiyle ilgilenmeyen insanlar 50-55 yaşına gelince çöküyor. Niye? Çünkü dengesiz bir hayatı var. Bütün enerjisini ailesine, kendisine, sağlığına ayıracağı bütün enerjiyi 20 seneden beri uğraştığı, bir türlü ilerletemediği işine veriyor. Yani bütün enerjisini oraya harcıyor ve çöküyor. Öyle insanlar var değerli arkadaşlar. Dolayısıyla artık uyanma vakti geldi. Yani şu gerçeği söylemek istiyorum sana. Sen şu anda 12 saat çalışıyorsun. Yıllık 1 milyon euro ciro yapıyorsun. Yani şu anki çalışmanla 12 saat günlük çalışmanla yıllık 1 milyon euro ciro yapıyorsun. Tamam mı? Ve sen başarılı olduğunu zannediyorsun. Çünkü ben çalışıyorum, 12 saatimi oraya veriyorum. Peki sen ama verimli çalışırsan, kendini tanıyarak, kendi potansiyelini tanıyarak, kendini tanıyarak aynı parayı 4 saat çalışarak da kazanabilirsin. Geri kalan saatleri de kendine ayırırsın, oğluna, kızına ayırırsın, eşine ayırırsın, dostlarına ayırırsın ve hayat kalitesini bu şekilde arttırabilirsin. Sağlığına ayırırsın, hayatını bu şekilde efektif kullananlar, verimli kullananlar, kaliteli hayat yaşayanların halinde zaten biraz önce söyledim. Adam 85 yaşına gelmiş, Everest tepesine çıkıyor. Hayatını verimli kullanmayanlar, yani çocuğuna, eşine, kendisine, sağlığına ayıracağı zamanı onlardan kısıtlayıp işine harcayanlar, onlar çöküyor. 50-55 yaşına gelince çöküyorlar değerli arkadaşlar. Yani hangisini istersin? Daha huzurlu ve daha başarılı bir hayata sahip olmak mümkün. Bunun için yapman gereken şey kendini tanıman gerekiyor. Kendini tanırken senin ayak bağlarının ne olduğunu öğrenmen gerekiyor. Bununla beraber yeteneklerin ve potansiyelin nedir? Bunu bilmen gerekiyor. Yani kendini bilmen gerekiyor. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın, ömrün israf olmasın. Ömründen 30-40 sene çalma. Yani sen kendini tanıdıktan sonra, potansiyelini iyi kullanarak ayak bağlarından kurtulduktan sonra zaten tekeri patlak bisikletten kurtuluyorsun, onu bir kenara atıyorsun ve dünyanın en lüks arabasına biniyorsun ve hayatını kaliteli bir şekilde o şekilde sürdürüyorsun. Bu örnekle kabuğunu kırmak mümkün. Kabuğunu kırmanın ilk yolu da kendine değer vermektir. Sen kendine değer vermezsen başkası sana neden değer versin? Sebebi ne? Senin kaşına gözüne mi bakacak sana değer verecek? Sen ilk önce kendine değer vermen lazım. Arsaya, eve, daireye, arabaya yatırım yapacağına, onlara değer vereceğine sen kendine değer ver. Kendine yatırım yapsana. Çünkü en iyi kar getirisi olan yatırım kendine yapacağın yatırımdır. Kendine ilk önce değer vererek, zaman ayırarak, para yatırarak kaliteni arttırabilirsin. Bununla beraber harekete geçmen gerekiyor. Sen de daha başarılı, daha huzurlu, daha mutlu olmak istiyorsan o zaman bu dediklerimi ciddiye al ve hayatına yansıt artık. Mesajım şu değerli arkadaşlar. Sen özel hayatını ve iş hayatını beraber yürütebilirsin. İki kanatlı kuş gibi yürütebilirsin. Bu mümkün ve sağlıklı olan da budur değerli arkadaşlar. Bizim programlarımıza katılan insanlardan biz bunu gördük. Yani özel hayatını ve iş hayatını beraber sürdürenler oldu. Bu mümkün. Başardı. Binlerce insan arzuladığı başarıya ulaştı. Arzuladığı huzura ulaştı. İkisini bir araya getirdi, dengeledi. Bunu sen de yapabilirsin. Bu çok doğal ve normal. Bunu yapabilirsin. Sen de bu anlattıklarımı uygula ve hayatına yansıt. Eğer bizim bu konuda sana da yardımcı olmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Hemen bu videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.